bize bakalım. Ya baktığınız zaman hani en azından şunu 10 kişiysek ikimiz de üçümüz de nodül çıkacağı kesin. Yani kesinlikle nodül var. Bu nodülü temizlemenin bir anlamı yok. Yani nodül var, hadi temizleyelim. Hayır. Bu nodül iyi mi kötü mü onu anlayalım. Nodül tekrarlıyor, artıyor bu nodüller. Sorunu öyle algılarsam hani yapılıyor, işte bakılıyor, yarın geliyor, nodüller artıyor. Evet, o orada artık uygun bir tedavi yolu bulmak lazım. İlaç tedavisi, ameliyat değil. Nodülün tedavisi, ilaç tedavisi. Nodülün teşhisi ancak bizim yaptığımız endoskopik işlem. Gelelim kistlere. Kistlerde tekrar ediyor, endişelenelim mi? Evet, köpek kisti tekrar ediyorsa endişelenelim. Bir şekilde vücutta yerleşmiş, devamlı yayılıyor bu mesela. Beyinde çıkabiliyor, böbrekte, en çok karaciğer ve akciğerde olur. Bu yayılıyorsa ciddi şekilde endişelenelim. Çünkü yani ya vücut koruyucu mekanizmalarınız bitmiş, ona karşı hiçbir şey yapamıyorsunuz. Yahut sürekli olarak parazitle karşı karşıyasınız. Yani koyun köpek besliyorsunuz, işte onlardan size sürekli kis bulaşıyor, endişe etmek lazım. Ama antibiyotik var, onu antibiyotiklerle devam edeceğiz, albendazol. Bronşit tekrarlarsa ne olur? Bronşit. Bronşit tekrarlayabilir. Eğer sigara içmeye devam ediyorsanız tekrarlar. Sigara içmediğiniz halde bronşit devam ediyorsa sizin alerjik bir bünyeniz var demektir. Bir şekilde kolay etkileniyorsunuz havadaki herhangi bir şeyden, bakteriden, soğuk havadan vesaire. O zaman da bu alerjik kökeni ortadan kaldıracak teşhis işlemleri ve tedavi işlemleri uygulamak lazım. Veya reflü dediğimiz şey çok sebep olur bu bronşite. Yani mide içeriğiniz, asitli mide içeriği yukarıya doğru gelir, kaçar ve nefes borunuza gider, orayı yakar. Bu reflüdür. Reflü de kronik bronşiti tetikler ve tekrarlayıcı niteliktedir. Tabii ki onlara da endişe etmek lazım. Ama endişe deyince kötü hastalık düşünmeyelim de. Endişe etmek, yani tekrarlıyorsa onu ortadan kaldırmak biraz daha zorlaşıyor. Onun için bir an önce hekime başvurup bir an önce iyi şekilde tedavi olmak lazım. Semih Hocam, bugün çok hepimizin duyduğu ve aslında anlamlarını tam olarak belki de bilmediğimiz bronşit, nodül ve kistten bahsettik. Şimdi son olarak toparlamak istersek neler önerirsiniz bizi dinleyen izleyicilerimize? Öncelikle yani başta söylediğim gibi hani internet çağı, internet üzerinden herkes birçok bilgiler elde ediyor. Bu güzel bir şey. Ama hani öğrendikleri bilgiler tam olmayabiliyor. Çünkü internet bir kısım orada var, bilgi bir kısım orada var, bir kısım orada bilgiler var. Okuyorlar. Siz daha memnun oluyor musunuz hocam? Size gelen hastanın biraz böyle altyapıyla gelmesinden. Ve ben hani ben şimdi burada altyazıyla da veriyor muyuz bilmiyorum. Mesela akciğercerrahisi.com. Burada bütün hastalıklar hakkında anlatıyorum da. Ben memnun oluyorum çünkü insanlar diğer sitelerden de öğreniyor bana. Çünkü geldiğimde daha kolay anlaşabileceğimiz bilgi altyapısına sahipse hasta, sorununu daha kolay çözüyoruz. Değilse ben ona sürekli anlatıyorum, o anlamaya çalışıyor. Aileye soruyor, oradan gidiyor falan, iş kaçabiliyor yani. Ama yine de kendi teşhislerini kendileri koymasınlar diyorsunuz değil mi? Öyle olmaması lazım. Akciğercerrahisi.com'dan bazı bilgileri, hastalar ilave bilgiler edinebilir, bize istedikleri zaman da sorularını yöneltebilirler. Akciğer hassas bir organ. Ülkemizde iyi göğüs cerrahisi üniteleri var. Bunlarda da başarılı şekilde tedavi olabilirler hastalar. Tekrar altını çiziyorum, akciğercerrahisi.com'u da ihtiyaç duydukları zaman ziyaret etsinler. Bize de istedikleri zaman istedikleri soruları yönetebilirler. İhtiyaç duymasalar bile hocam, akciğerle ilgili, akciğer sağlığımızla ilgili bence mutlaka bilinmesi gereken önemli bilgiler olduğunu düşünüyorum. Sizin de sık sık kontrol ettiğiniz ve oradan gelen